LGS çalışmalarımız devam ediyor. LGS ilk tekrar kampımız süper bir şekilde başlıyor. LGS tekrar programımız hazır. Gün gün neler yapacağımız belli. Ara tatili çok iyi değerlendireceğiz. Ara tatille hiçbir eksiğimiz kalmayacak ve birinci dönemde işlediğimiz bütün konuları tekrarlayacağız. Şimdi detayları anlatmaya başlıyorum. Bir kere LGS tekrar programımız bizim her sene LGS öğrencilerimize, yani 8. sınıf öğrencilerimize ara tatilde yaptığımız süper bir program. Tamamen ama tamamen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun ilk dönem konularını tekrar ediyoruz. Ve nasıl tekrar ediyoruz? Hemen şimdi anlatacağım. Bununla ilgili programımız hazır. Gün ve gün neler yapacağımız belli. Matematik dersimiz, fen dersimiz, inkılap dersimiz, İngilizce dersimiz, din dersimiz hepsi burada hazır. Programımızı hazırladık ve çalışmaya başlayacağız. Ama nasıl çalışacağız? Hemen ilk başta Kaan'ın yorumunu okuyalım. Kaan demiş ki hocam merhaba, ilk dönem derslerimde hala eksikler var ve ders çalışmaya hiç hevesli değilim. Bu deneme sonuçlarımı çok etkiliyor ve sıkılmadan eğlenerek verimli bir şekilde nasıl ders çalışabilirim demiş. Zaten tekrar programındaki amacımız bu. Sıkılmadan verimli bir şekilde çalışmak. Hocam demiş ki Şevval, hocam 8. sınıfın temel derslerinden Türkçe, fen, inkılap, matematik ilk konulardan şu anki konulara tekrar yapar mısınız? Tabii ki yapıyoruz. Her ara tatilde yapıyoruz. 8. sınıflar ilk tekrar programıyla zaten bütün bu konuları tekrar edeceğiz. Mesela demiş ki Rozi, benim bu aralar en çok ihtiyacım olan şeylerden birisi de ilk ünitelerden eksiklerimi kapatmak. İlk tekrar olsa mükemmel olur demiş. Zaten tekrarımızı yapacağız. Mijosef de demiş ki LGS ilk tekrar ne zaman? Bize cidden çok yardımcı oluyorsunuz. Teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Peki nasıl olacağını anlatıyorum. LGS ilk tekrar programımız 23 Ocak'ta başlıyor. Yani okulların kapanmasıyla biz ara tatile girmemizde, sömestr tatilimizde biz LGS ilk tekrar programını yapıyoruz. Çünkü biz artık LGS öğrencisiyiz. 8. sınıfta LGS'ye çalışırken ne yapacağız? Ara tatilimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Nasıl yaz tatilimizi iyi değerlendirdiysek ara tatilimizi çok iyi değerlendirelim. Birinci dönem konularını tekrar edelim ve ikinci döneme hem sağlam başlayalım hem de eksiğimiz kalmasın arka konulardan diyoruz. Peki nasıl yapacağız LGS tekrar programımızı? Temel ve nitelikli olmak üzere iki farklı yöntemimiz var. Bu LGS tekrar programımızda açıklayacağım şimdi. Temel ve niteliklinin aslında tekrar çalışma programları. Bunun içerisinde aslında iki farklı durum var. Birincisi temel tekrar programında konu eksiği olan öğrenciler, nitelikli tekrar programında da yeni nesil soru pratiğiyle seviye yükseltmek isteyen öğrencilere yönelik iki farklı program hazırladık. Şimdi onları göstereceğim ama ilk başta şunu söylemek istiyorum. LGS ilk tekrarda matematikte hangi konuları işleyeceğiz? Çarpanlar ve katlar ilk konumuz, zaten bunu işleyeceğiz. Üslü sayılar, karekök sayılar, veri analizi, olasılık ve cebirsel ifadeler. Zaten ilk dönemin konuları bunlardı ve gerçekten çok temel konular. Özellikle üslü sayılar ve karekök sayılar diğer konuların içine çıkıyor. Özellikle olasılıktan bunların hepsinin karması sorular gelebiliyor. Özellikle cebirsel ifadeler zaten 5, 6, 7'de hep gördüğümüz bir konuydu. 8. sınıfta daha detaylısını görüyoruz. O yüzden gerçekten çok temel matematik konularını yapıyoruz. Zaten 20 sorudan 10'dan fazlası, yani yarısından fazlası bu konulardan geliyor. Yani sadece karekök sayılardan 4 tane soru gelebiliyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Biz aslında ilk tekrar yaparak matematikte 20 sorunun yarısından daha fazlasını halletmiş olacağız. İlk dönem konularını hallederek. Ve Türkçe'ye baktığımız zaman dil bilgisi, yazım ve noktalama, metin türleri ve söz sanatları, sözcük ve cümle anlamı ve en önemlilerinden sözel mantık ve parçada anlama bakacağız tabii ki Türkçe'de. Ardından fende mevsimler, iklim, DNA, genetik kod, kalıtım, basınç ve madde endüstriye bakacağız. Ve ardından da inkılapta bir kahraman doğuyor, milli uyanış, istiklal yolculuğu ve ya istiklal ya ölüm ünitelerimize bakacağız. İşte bunları yaptığımız zaman 4 tane temel dersin aslında İlk konularını, ilk dönem konularını hepsini tekrar edeceğiz ve arkadan eksiğimiz hiç kalmayacak. Din dersimizde ise kader inancı, zekat ve sadaka ve din ve hayat ünitelerimize bakacağız. İngilizce'de ise friendship, yani teen life, in the kitchen, on the phone ve in the internet ünitelerimize bakacağız ve gerçekten ilk dönemi tamamen temizleyeceğiz. Peki nasıl yapacağız? Bir kere iki farklı programımız var. Birincisinde temel tekrar programımız konu eksiği olan öğrencilere detaylı tekrar programı demek aslında. Nitelikli tekrar programı ise derece isteyen öğrencilere özel tekrar programı. Yani artık ben açtım, zaten konuları biliyorum ama yeni nesil soru pratiği yapmak istiyorum ve konuları da hızlı bir tekrar edeyim isteyen öğrencilere aslında nitelikli tekrar programımız var. Peki programda neler var? Aslında programımızın gün gün neler yapılacağı belli. Burada Türkçe ile başlıyoruz. Sonra matematik, fen, İnkılap, Türkçe. Bakın 3 tane Türkçe dersimiz var. 3 tane matematik dersimiz var. 2 tane fen dersimiz var. 2 tane İngilizce dersimiz var. 2 tane inkılap dersimiz var. 1 tane din dersimiz var. Yani ara tatili full verimli geçiriyoruz. Dolayısıyla ara tatilde harika bir şekilde çalışmış olacağız ve bütün konuları birinci dönem konuları tekrar etmiş olacağız. Peki bunları nasıl yapacağız? Bir kere detaylı birinci dönem konu anlatım videoları gelecek. Ardından günlük ve haftalık çalışma programlarımız var ve motivasyon videolarımız var. Ve bunu yaparken tabii ki soru çözmemiz gerekiyor. İşte bu soruyu da nereden çözeceğiz? Bir kere izle, öğren, test et. Yani bizim amacımız aslında izleyeceğiz, öğreneceğiz, ardından da soru çözeceğiz. Konu eksiği olanlar konuları derinlemesine öğrenecekler ve soru pratiği kazanacaklar ve hiçbir konu ikinci döneme kalmayacak, eksiksiz bir şekilde geçeceğiz. Konuyu iyi bilen arkadaşlarım ise tekrar yapacak, hız kazanacak ve seviye atlayacak. Bunu yaparken de LGS ilk tekrar setimizi kullanacağız. Senelerdir zaten bu setimizi hem güncelliyoruz hem birinci dönem konuları bizim için çok değerli. Bunlar için sadece buna özel, birinci dönem konularına özel bir setimiz var bizim aslında. İlk tekrar LGS setimizin hemen içindekileri göstermek istiyorum. Burada zaten ilk başta programımız çıkıyor. Yani program kitapçığımız çıkıyor. Bu zaten setimizin içerisinde ücretsiz. Burada gün gün neler yapacağımız, temel çalışma programımız, temel çalışma takvimimiz ve saatli ve saatsiz esnek program olmak üzere 2 farklı program çeşidi var ve burada kare kodla da her şey anlatılıyor zaten. Ve bunları çek koparlı buradan böyle çekip koparıp duvarınıza asabilirsiniz ve detaylı bir şekilde hangi konu alt başlıklarını işleyeceğimiz, konulardan soru çözeceğimiz, hangi kitaplardan hangi ödevi olduğu, yani bu kitapların aslında kullanım kılavuzu, ödev kılavuzu burada diyebiliriz. Ve temel programdan başka bir de 2 haftalık nitelikli çalışma programımız var. Yani hem nitelikli hem temel olmak üzere 2 farklı programımız var. Hangisini seçerseniz ve bunları da detayları gün gün burada belli diyoruz. Peki hangi kitaplarımız var? İlk tekrar LGS kitabımız zaten bu setin ana elemanı. Yani ilk tekrar setimizde, ilk tekrar LGS kitabımızda aslında bütün derslerimiz var. Tüm dersler ve birinci dönem konularından, sadece birinci dönem konularından ve yeni nesil sorular gördüğünüz gibi. Yani yeni nesil sorularla aslında biz matematikle, Türkçeyle, fenle mücadele ediyoruz. Ve buradaki çalışmalarımızı aslında öne geçmeye çalışacağız ve bu şekilde ilk tekrarımızı birinci dönem konularında yapmış olacağız. Bütün derslerde. Ardından tabii ki deneme yapmamız gerekiyor. LGS'ye çalışmak için yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi deneme. Artık netler artıyor. Yani ana denemelerini 4 adet LGS denemesini ama sadece birinci dönem konularında oluşan 4 adet LGS denemesini yapacağız. Burada deneme değerlendirme kitapçığımız her denememizde olduğu gibi var. Gün gün denemeleri çözdükçe bunları işaretleyeceğiz. Sayısal ve sözel detaylı analiz kitapçıklarımız var ve bunları yaptıktan sonra eksiklerimizi göreceğiz. Ardından tabii ki bu denemelerimiz optik formlu, onu da söylemek istiyorum. Hepsi yeni nesil sorulardan oluşmakta ve süper bir şekilde ana denemeleriyle deneme ihtiyacımızı da göreceğiz. Ardından tabii ki Türkçe matematik bizim için birazcık kıl. Yani matematik dersimi şöyle bir Türkçe sorusu olabilir mi? Aman Allah'ım, bir sayfa. Böyle sorularla kendimizi test edeceğiz ki sorular, bu sorular karşımıza sınavda geldiği zaman bunlara hazırlıklı olalım. Bunlar bizim için çocuk oyuncağı olsun. Ve aynı şekilde matematikte böyle sorularla kendimizi test edeceğiz ki böyle soruların daha zorları karşımıza geldiği zaman ve daha uzunları o sınav baskısının altında geldiği zaman rahat olalım ve zaten biz bunları yapmıştık diyelim. Yeni nesil Türkçe matematik bizim için çok değerli bir kaynak. Aynı zamanda deneme, aynı zamanda bütün konuların tekrarı. O zaman ilk tekrarımızı harika bir şekilde ilk tekrar setimizde yapacağız ve buna da tabii ki Türkiye'deki bütün Tonguç kitapçılarından ulaşabilirsiniz. Burada link var. Yani buradan kendinize yakın olanı bulabilirsiniz. Aynı zamanda Tonguç mağazada da satılıyor zaten. Dolayısıyla istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım, inşallah programımız harika geçecek. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.